Togut Türkiye, yani yerli otomobilini Türkiye yıllar evvel yapacaktı. 1961'de Türkiye devrim arabasını yaptı ama o zamanın vesayet odakları devrim arabasının yapılmasına müsaade etmedi. Maalesef her ileri adımda Türkiye'nin önünü tıkadılar. TOK'la ilgili de konuşulanları biliyorsunuz. Maalesef hiçbir ufka sahip olmayan şu parçalı bohça, yamalı bohça gibi olan şu muhalefetten ne eleştiriler geldiğini hatırlayın. Efendim TOK'un fabrikası nerede? Yaptınız mı? Bunları nerede yapacaksınız? Fabrika yapıldı, açılışı yapıldı, TOK piyasalara çıktı. Bu sefer de şu yalanın arkasına sığındılar. İtalya'dan gemilerle yapılan arabalar Türkiye'ye getiriliyormuş ve onları TOK diye millete pazarlıyormuşuz. Aklınız yetmiyor, bari aklınızın yetmediği işe dilinizi uzatmayın. Geçen televizyonda bundan rahatsızlık duymuş adamın birisi kalkmış söylüyor. Ya diyor, TCG Anadolu'yu yaptınız. Biliyorsunuz uçak gemisi. Uçak gemisi ne taşıyacak? İHA'ları, SİHA'ları, bayraktarları, kızıl elmaları taşıyacak. Siz bu uçak gemisini yaptınız da diyor. Söylemeyin fazla diyor, suç olur. İki tane bomba atarlar üstüne diyor. Be avanak adam. Bu ülkenin üstüne iki tane bomba atmasınlar diye zaten İHA'ları, SİHA'ları yapıyoruz. TCG Anadolu'ları yapıyoruz. Daha da ileriye gidiyoruz. Değerli kardeşlerim, Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Bunlara kalsaydık var ya, Allah muhafaza, bunlar bu savaşta bir taraf olur, Türkiye'yi de bu savaşın içine kıyısından köşesinden sokarlardı. Çünkü bunlara bugün bu kafayı verenler, bunlara bir takım talimatları verenler, ağababaları Türkiye'nin bu savaşta taraf tutmasını istiyorlardı. Şimdi bir ittifak yaptılar. İttifakta oy oranları 0.3 olan partilere 10 tane, 15 tane milletvekili verdiler mi? CHP'nin bonkörlüğü tuttu. Daha evvelden de biliyorsunuz milletvekili transferi yapmıştı. CHP'liler şimdi diyorlar ki, ya arkadaş, tamam da biz bunlara bu milletvekilliklerini dağıttık da bize nerede kaldı milletvekilliği? Şunu söylemek istiyorum. Meselenin milletvekilliği olmadığını çok net bir şekilde anlatıyorlar. Konuşmalarını yapmak üzere Gençlik Kolları Başkanımız Emrah Sava mikrofon teslim ediyor. Can emniyeti sağlandıkça Suriyeliler dönüyor. Önümüzdeki dönemde de Allah'ın izniyle Suriye'de hem normalleşmeyi sağlayarak hem Suriye'de güvenli bölgeler oluşturarak Suriyeli, buradaki kalan Suriyeli kardeşlerimizin süratli bir şekilde kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız. Ama 3 tane oy fazla alacağız diye Suriyeli düşmanlığı yapmak da insanlık suçudur. Şimdi bize şey bölgesi, televizyonlara da çıktı, televizyonlarda da anlatıldı. Deprem bölgesini çok dolaştık. Orada anlatılan çok hikayeler var. Ama bunlardan bir tanesini biliyorsunuz, televizyonlarda da bunlar söylendi. Yıkıntılardan 5-6 gün sonra çıkan bir Suriyeli'ye diyorlar ki, ya buradan hiç ses duymadık, niye bağırmadın? Bağırmadım, Arapça çünkü Türkçe bilmiyorum. Arapça bağırdığım zaman beni kurtarmazsınız diye bağırmadım diyor. Bizim millet böyle bir millet değildir. Bu milleti bu derekeye düşürmek kimsenin haddi değildir. Şimdi diyor ki, ben 300 milyar dolar size para buldum, temiz para buldum. Ya bay bay Kemal, şu paranın hangisi temiz, hangisi kirli bir göster de biz de anlayalım. Temiz para buldum diye konuştuğunu söylediği adamların tamamı Londra'daki fonlar, yani küresel tepecilik şirketleri. Zannediyorsun ki bu temiz para bunlar, bir de sen daha kimsin de kim sana para verecek? Yani çarşıdaki soğana et doğruyor. Yani millet sana niye, senin kara gözün için niye para versin? Önce git bir kere şu basküle bir çık, tartıya bir çık, milletin karşısında bir tartın. Şöyle bir Recep Tayyip Erdoğan'la millet seni yan yana görmeye başladı zaten. Konuştukça sen kaybediyorsun, icraat yaptıkça Tayyip Erdoğan kazanıyor.
İnşallah 14 Mayıs'ta da bu tartıdan Tayyip Erdoğan açık ara birinci olarak çıkacak. Seccade meselesine de hiç girmiyorum ya. Yani o kadar milletten ne kadar kopuk olduğunu bir de bazıları da yani ben açıkçası Kılıçdaroğlu orada doğru davrandı. Bilmiyordum dedi, özür dilerim dedi. Sonunda bir tweet attı. Ama onun etrafında onun yaptıklarına cevaz vermek isteyenler, onları caiz görmek isteyenler 50 bin tane işte yıkarsında geçer, şöyle olur da geçer. Ya arkadaş, bu millet yerde bir lokma ekmek görse öper başına koyar, yolda bir camın kenarına koyar. Niye? Nimete saygıdır. Hayatında alnı secdeye gelmeyen birisi, evinde misafirlik yaptığın yerde namaz kılarsan, seccadesini sana sererse, sen seccadeni sermeden o katlar, hatta baş kısmıyla ayak kısmı bir araya gelmesin diye de onu uygun bir şekilde katlayarak yine başına koyarak kenara koyar. Bunlar milletin değerlerine vakıf olma meselesidir. Yoksa nereye basarsan bas. Tabii ki seccade kutsal değil. Ya siz inançlarınız, CHP'nin geçmişine baktığınız zaman milletin inançlarının üstüne basıp geçmiş bir partisiniz. Yani biz seccadenin bunun üzerinde durmayız ama bir şeyi gösteriyor. Yani milletin değerlerine ne kadar bigane oldukları, uzak olduklarını düşün. Evet Allah büyük konuşmayalım. Hepimiz o kadar çok yere giriyoruz ki bazen farkında olmayız. Allah korusun bizim de ama en azından yanımızda onlarca arkadaştan bir tanesi der ki ya başkanım şurada seccade var, alır kaldırır. Veya demeden kaldırır. Öyle anlaşılıyor ki etraftakiler de bunlar bu değerlere çok yakın değiller, çok uzak duruyorlar. Allah kolaylık versin. Bu söylediklerinin yani izah edilir tarafı yok, ciddiye alınır tarafı yok. Siz de ciddiye almayın.